Depresyon oldukça ciddiye alınması gereken bir rahatsızlıktır. Çünkü depresyonun artan bir seyriyle eğer bu konuda destek alınmazsa ileriki dönemlerde çok daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. İntihar vakalarının çoğunda öncesinde çok ciddi bir depresif dönem ortaya çıkmıştır. O yüzden depresyon olduğunu düşündüğünüz herhangi bir durumda bir uzmana, bir psikiyatriste ya da klinik psikoloğa başvurmaktan asla vazgeçmeyin ve hemen başvurun. Hatta depresyonda yapılması gereken şey bir klinik psikolog ve psikiyatristin beraber çalışmasıdır. Temel, esas önemli olan nokta budur. Kişinin ilaçla ilgili bir ihtiyacı varsa klinik psikoloğun psikiyatriste yönlendirmesi ve ilaç desteği alarak terapilere devam etmesi kişinin kalitesi ve tekrar kendini çok kısa sürede toparlayabilmesi için önemlidir. Depresyon tekrarı çok olabilen ve yatkın bir rahatsızlıktır. Aynı şey, hani beynin gribi diye depresyon temel belirtileri kısa süre içerisinde kilo alımı ya da kilo kaybı. Uyku durumunda bozukluklar. Eskiden yaptığımız şeylerden zevk alamama, karamsarlık, suçluluk, pişmanlık duyguları gibi duyguların içerisinde. Ama bunları bir gün içerisinde zaman zaman yaşayabiliriz. Bunu yaşadığımız o anda depresyona girdim diye düşünmemek gerekir. Depresif durumla depresyon farklı bir şey. Bir olaya depresyon diyebilmemiz için bu söylediğimiz şeylerin en az 2 hafta sizde var olması gerekiyor ki bundan sonra depresyonla ilgili tedaviye başlansın. Bazen hayatımızda bizi ayakta tutan şeylerin zamanı geldiğinde, onlara sahip olduğumuzda ya da kaybettiğimizde hayatın anlamını kaybedebiliriz. Sanki hayatın anlamı sadece onlarmış gibi düşünebiliriz. Oysa ki burada yaptığımız düşünce hatalarından dolayı biz depresyona giriyoruz. Bu düşünce hatalarını fark edip bu hatalar üstünde çalışırsak depresyondan da çıkar ve kendimize daha sağlıklı bir hayata doğru gidebiliriz. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki her sağlıklı insan hayatında 2 kez depresyona giriyor. Burada kalma ve bu depresyon durumunun süresi de kişinin düşünce sistemiyle alakalı olarak değişiyor. Tabii ki burada bu düşünce sisteminin yanı sıra biyolojik faktörleri de düşünmek gerekir. Biyolojik faktörler de burada oldukça etkili ve önemlidir. Bazen başka durumlardan dolayı depresyon ortaya çıkar. Yani kişinin esas problemi farklı bir şeydir. Mesela bir obsesif takıntısı vardır. Esas sorunu OKB'yken bu OKB'den dolayı bir depresyona girebilir. Ya da farklı bir kişilik bozukluğu durumu vardır. Zaman zaman depresif dönemlere girebilir. Aynı şekilde manik hastalarda da, bipolar bozukluğu olan hastalarda da depresyon dönemleri vardır. Bunların hepsinin kişiyi görerek ayırt edilmesi ve esas tanının buna göre, esas terapi sürecinin bu şeylere göre planlanması gerekir. O yüzden herkesin depresyonunu bir tutmamak gerekir. Herkesin depresyonunun farklı nedenleri, farklı durumları olabilir. O yüzden çözüm yolları da farklılaşacaktır ama bilişsel terapide depresyonun tedavisi için 12 seans ortalama önerilir. Bu seans kişiye göre tabii ki 3 aşağı 5 yukarı değişebilir ama bu şekilde düşünmek gerekir. Tedavinin amacı depresyon ve depresif duygulardan, düşüncelerden kurtularak kişiyi bunu tekrarlamaması yönünde hazır hale getirmektir. Burada diğer önemli bir konu depresyon ilaçlarının yani antidepresanların kullanımı ile ilgili. Bu kafamıza göre ve tamamen kulaktan duyma bilgilerle asla kullanmamalıyız. Çünkü bir başkasına iyi gelen ilaç bize faydadan çok zarar verebilir. Bizi çok daha sıkıntılı şeylere, çok daha sıkıntılı durumlara sokabilir. O yüzden mutlaka bir psikiyatristin karar vermesi gerekir ilaç kullanımına. Bu konuda ilaç kullanmak istiyorsanız mutlaka bir psikiyatriste görünmeniz gerekir. Ayrıca burada klinik psikologlar, ayrıca burada terapiyi devam eden klinik psikologlar da ihtiyaç duyduğu anda kişiyi psikiyatriste yönlendirir ve bir ilaç desteği almak için bir psikiyatristle beraber kişiyi takip edebilir. Yapılması gereken şey budur.